78'liler konuşuyor. Bu programın konuğu Mustafa Güngör. İlyas Zeki Kutlu'nun moderatörlüğünde programımız başlıyor. Bir Merhaba. 78'ler konuşuyor programında. Yeniden birlikteyiz değerli Son Haber SA takipçilerim ve sevgili dostlar. Bu programda konuğum benim kadim dostum sevgili Mustafa Güngör. Kendisi hakkında fazla bilgi vermeyeceğim çünkü zaten sohbetimiz kendi anlatımlarından siz kendisini tanımış olacaksınız. Kısaca bir değinmede bulunmalıyım tabii ki. Mustafa Güngör kimdir? Mustafa Güngör örgütsüz ama en örgütlü diyebileceğim bir devrimci. Dünden bugüne politik aktivist olarak da tanımlayabilirim. Bunu zaten söyledi anlatımlarından siz de neden böyle olmadığımı öğrenmiş olacaksınız. Mustafa bir 78'li ama farklı bir 78'li çünkü Mustafa o bilindik yerleşik yapılanması olan kendi içinde organik bağları olan herhangi bir örgüte mensup olmadığı için. Mustafa Bilkim Dergisi'nin çevresinde olan bir arkadaşımız. Bu anda gerek 78 sürecini gerekse de sorgulamak, değerlendirmek babında farklı bir bakış açısı sunabilen bir arkadaşımız. Şimdi bu temelden öncelikle tanımladığım örgütsel ilişki boyutundan sonra Mustafa ile sohbetimize başlayabiliriz ve hoş geldin Mustafa. Selam, hoş bulduk. Sağ ol. Nasılsın? Nasıl sağ olasın, sen nasılsın diye sorayım. Bu arada tabii hemen sevgili eşin Oya'ya ve yanında bulunan oğlun Öncü'ye ve uzakta da olsa Güncü'ye de selamlarımı buradan doğru iletiyorum. Sağ ol. Sağ ol. Nereden Teşekkür başlayalım? ederim. Nereden başlayalım? Çünkü ya o kadar çok şey var ki konuşabileceğimiz. Elbette bir saatin içerisinde sığdırabileceğimiz şeyler çok sınırlı olacak. Ama ben senin kendi ağzından devrimcilik sürecinin, hayatının nasıl başladığına ilişkin kısa bir anlatımını bekliyorum. Çocukluğundan, o süreçten, Giresun'dan. Evet, sözü sana bırakıyorum. Kendini nasıl buluşturdun? Evet, aslında geriye döndüğüm zaman de bir şeylerin alevlendiğini hissediyorum. Çünkü tamamen alevlerimizi son 20 yıldır tüm dünyanın bütün itfaiyecilerinin suyu sıkılmış halde. İçimizdeki devrimci ateşi söndürmek için ülkemizde de siyasi iktidarlar ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla içimizdeki siyasi o bizi yaşatan coşku, inançlar kümesi, devrimci, sosyalist ilkeler böyle tek tek batıp çıkıyor, batıp çıkıyor ve kendimizi devrimci eylemlerimizi, hayat tarzımızı ortaya koyabileceğimiz şeyleri aramakla geçirirken, senin sorunla böyle geçmişe döndüğümde her şey gerçekten kendimizi olabildiğince özgür biçimde, olabildiğince özgür biçimde ortaya koyarak koymakla bizi ne kadar mutlu ediyormuş onu da anlıyorum. Giresun'da doğdum. Liseyi Giresun'da okudum. Ticaret lisesini bitirdim. O dönemde birkaç tane arkadaştık. Ama şöyle geriye baktığımızda bütün devrimcilerin bir yerlerden hani böyle bir takım bağları çıkar ya. Devrimci devrimcinin arkadaşıdır, dostudur, akrabasıdır, kardeşidir. Dayanışmanın da anlamı zaten budur.
Benim de öyle ilginç bir başlangıcım oldu. Sevgili eniştem Saydam Sarıhan bir ziraat mühendisiydi. Onun kardeşi Ertan Sarıhan, Kızıldere'de öldürülenlerden biri Ertan Sarıhan. Hepiniz biliyorsunuz, duyuyorsunuz, tanıyorsunuz. Eniştemin düğününde tanıştım. Ben muhtemelen işte 70 69'lar galiba 68 69'lar. Ben 10 17 17 18 yaşındayım. O da 42'li olduğuna göre 26 27 yaşında. 27 28 yaşında. Böyle düğünde konuklara limonata pasta dağıtılır. Bizim oranın sen de bilirsin. Geleneksel Evet. ikramıdır. Limonata doldurulur bardaklara, dağıtılır. Ben de hani bizim ablamız sonuçta bizim düğünümüz. Bir biçimde kolları sıvatladım. İşe cama attım. Limonata şeyinin başında, bölümünün başında bir ben de yaşça büyük bir yakışıklı oturmuş bana gel 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 senin işimiz var falan dedi böyle çağırdı beni ben dedi Ertan adam enişten oluyor senin onun kardeşiyim dedi falan gel dedi seninle birlikte iş yapacağız şimdi dedi sen pastaları tabaklara koy falan hazırla derken ben okey tamam biz bir işbirliği yaptık bir dayanışma kurduk. Pastaları dağıtıyoruz. Biraz sonra tabii yaşça benden büyük demeye başladım Ertan abi. Biraz sonra bu düğünde dernekte bilirsin hani limonataya hasret, pastaya hasret, daha sosyoekonomik statüsü düşük sınıfların insanları dolar. Hani biz de kenarında siplenebilir miyiz acaba diye. Dolu yamka bizim işte sevişi bir an diyeceğimiz dolu çocukla giriyor oraya böyle bana da limonata verir misin falan. Ya hadi gidin falan diyorum ben. Ertan abi yok yok gitmesinler gel gel çocuğum gel diyor. Hepsine limonata veriyor. İçene bir daha veriyor. Allah'ım ya. Ya bu limonata yetmeyecek Ertan abi diyorum. Kim yetmeyecek diyor. Düğündekiler. Onlar her zaman limonata içebiliyor. Sen boş ver. Bunlar içemiyor. Allah Allah. Enteresan. Daha bunu söylediği anda ben de bir fitil Yani birdenbire böyle bak. Mustafa, sevgili Mustafa, biliyorum Evet. ne kadar konuşma konusunda bir hikaye, bir öykü anlatır gibi bazı şeyleri çok güzel anlatıyorsun. Ama bizim bir saatimiz var, uyarmak istiyorum ve bunun içerisine ben çok daha fazla şeyler koymak istiyorum. Senden Okey. çok daha farklı Okey. şeyler Bunu dinlemek tamamlayayım. istiyorum. Okey. Evet, evet. Bunu tamamlayayım. Bizim tabii bu sonuçta devrimci tarihin bir sayfası olacak. Bir devrimcinin ilk tanıştığı anda nasıl bir insanı etkileyebildiğinin bir göstergesi olarak da anlatıyorum. O sonuçta Ertan Sarıhan bugün tarihe adı yazılanlardan biri. Ve ayrıldı, düğün bitti, bir öpüştük, koklaştık, evine gitti. Demeye kalmadı, bir ay geçti Zeki bana Fatsa'dan dönerken ablamlar Ertan abin sana kitap gönderdi diye bir koli kitap getirdiler. Yanılmıyorsam içinde 24-25 kitap vardı. O kitaplar hala bu arkada gördüğünüz kitaplıktadır. Hemen hemen tamamı buradadır. Minik kitaplar, adını duymadığım, ben de edebiyata meraklıydım, adını duymadığım yazarlar. Ve işte biz o kitapları da okuyarak ateşi, kıvılcımı aldık ve bağımsızlık yolunda diyelim, özgürlük, dayanışma, evrensel hukuk.
kavramlarla, barış kavramlarla tanışmaya başladık ve bir yolda yürüdük. Tabii kısa bir süre sonra biz o devrimci dönemin ateşi içinde ülkede gerçekten devrim olacak ve biz de ya şehirlerden, o sırada bir tartışma vardı, ya şehirlerden kırlara doğru bir kuşatma, ya kırlardan şehirlere doğru bir kuşatmanın içinde olacağız diye bakıyorduk. Ama şimdi kendimiz kuşatılmış haldeyiz. Evet, peki, bir kez daha saygıyla anlatalım. Böyle başladı. O yıllar üniversite 1976-77-78'e girdim. O da 12 Eylül kadar sürdü. 80-12 Eylül'e kadar DİSK Genel Merkezi'nde toplu sözleşme ve eğitim uzmanıydım. Sonra toplu sözleşme daire müdürü oldum. 12 Eylül'le birlikte oraya ilişkin soracağım Mustafa. DİSK'teki çalışmalarına ve evet, daha sonrasında senin DİSK'ler işte DİSK yönetim tarafından veya junta tarafından hapishanelere doldurulurken senin bir dönem için neden ele geçmediğin konusunu da biliyorum. Onu soracağım zaten sana. Onu, o hikayeyi dinlemek okay istiyorum tabii ki. Ama öncelikle benim klasik bir sorum, yaptığım programlarda 78'ler konuşuyor diyoruz zaten. 78'lere sorduğum, yaptığım programlarda bir soru. 78 senin için ne ifade ediyor? Daha doğrusu 78'ler ne ifade ediyor? Dün nasıl bakıyordun? Bugünden düne nasıl bakıyorsun? Ve 78'lerin bugün geldiği noktaya, bugünkü duruşlarına şöyle çok kısa bir özet, bir değerlendirme alabilecek miyim? Vallahi bu 78 olayı benim 78'ler Vakfı Başkanı, İstanbul Başkanı Celalettin de sınıf arkadaşım, okul arkadaşım. Tam ortasında, yani böyle biz 78, ben hani çok özel net çizgileriyle ortaya çıkabilmiş, hatları belli, bir Fransa'daki bir 68 kuşağı gibi hatları belirgin bütün dünyada, çünkü 68 hani böyle Türkiye'deki deprem hattı fayı gibi bir fay görebiliyorsun. 68'de bütün dünyada da o fayı görebildin. Ama 78'e baktığında Türkiye'de hani sisi odaklanmanın, grupların politize olmasının en yoğun nitel olarak demeyelim ama nicel olarak en yoğun olduğu dönemlerden biri olması söz konusu olduğu için 78 kuşağı deniyor. Dolayısıyla biz de kendimizi o kuşağa sokuyoruz ama bakıldığında hani bir 73 kuşağı olsaydı açıkçası ben kendimi 73 kuşağına sokmayı daha çok isterdim, sevebilirdim. 68 kuşağı bizim için gerçekten abilerdi, abi kuşağıydı o zaman. 78'in hani daha bir görmüş geçirmiş kuşağı gibiyiz. O dönemde, yaşadığımız dönemde üniversiteden 72'de başladım üniversiteye. 72'den 78'e kadar 6 yıl okudum. O 6 yıl gerçekten üniversitede her gün çatışmaların içinde yoğrularak, çatışmaların içinden geçerek okulu bitirdik. Tabii o çatışmaların tamamı boyunca da hayatımızda hem okul vardı, hem okulun içinde devrimci hareket vardı, hem sokaklar vardı. Sokakların içinde, çarşıların içinde devrimci hareket vardı. Hiçbir zaman, hani az önce dedik ya örgütsüz diye, hiçbir zaman örgütsüz tek başıma bir eylem yapmadım. Ama gerek dev yolun, gerekse kurtuluşun içinde her türlü çevremizdeki, bölgemizdeki eylemde bulunduk. Bunlardan biri işte Osmaniye Bakırköy bölümüydü. Konakladığımız evimizin olduğu bölüm. Ama okulumuzun olduğu ve benim uzunca bir dönem kaldığım bölümde
Beşiktaş Maçka civarıydı. Orada da okula çok yakındı. O bölgede de NKD, Nişantaşı Kültür Derneği diye bir kültür derneği vardı ve Kurtuluşçular genel olarak o derneği kullanıyorlardı. Ve günümüzün çoğu orada planlarla geçiyordu. Nereye bu aşamaya çıkacağız ya da nerede ne tür bir siyasi faaliyetin içinde bulunacağız? Öyle geçiyordu. Şimdi 78'deki o hareketlerin tamamı 78 kuşağı için baktığımızda gerçekten hani böyle bir nostaljiyle ansak da anmasak da o bizi kuşatmış. Zaten bir parçamız olmuş. Yetimimiz olmuş. İçinde yaşadığı yer. Benim o yıllarda mesela bir fındık migi yapmıştık. Ya ben gerçekten herhalde bu fındık mitinginden sonra siyasi iktidar buyurun topladığınız Neyse. köylüleri alın gelin. Ben de size bir bölümünü veriyorum buranın. Sonra da öbür taraftan diye falan diye bekledik. O kadar umutla dolu hayallerimiz gerçeğe yakındı. Yakındı, öyle görüyorduk. Yani şöyle Sonra diyeyim, çok daha dayanışmanın, yardımlaşmanın yaşandığı, çok sıcak yaşandığı bir süreçten bugüne geldiğimizde o günkü bağların yerin bugün yerler esiyor tabiri belki biraz ağır gelebilir ama büyük bir eksilme söz konusu mu? Nasıl değerlendiriyorsun evet. bugünkü ilişkilere baktığında? Evet, şimdi kendimize karşı önce devrimciler için olayda herkes için, tüm insanlar için böyle olmalı. Kendimize karşı dürüst olarak başlamalıyız olaylara. Çok cahil devrimcilerdik. Cahildik. Çünkü biz ezilen yani Türkiye zengin çocuklarından da çok daha farklı koşullarda büyümüş taşralı çocuklardık. Taşralı gençlerdik. Hayallerimiz tamamen zenginlerin yaşadığı hayatın içindeki varlıkları bir parça kendimiz için de hayal etmekle geçti. Adeta böyle oldu. Yani bizim filmlerde gördüğümüz şey bize göre gerçekten ancak filmlerde olabilecek şeyler gibi geliyordu. İstanbul'a gelince bu işin böyle olmadığını gördük. Ama olaya baktığımızda bugün geriye dönüp baktığımda şunu görüyorum. Biz o kadar çok hayatımızı devrimci teori okumakla doldurmuşuz ki örneğin bugün birçoğu bana göre kişisel olarak kadük oldu. Kadük oldu bu teorilerin kadük oldu ya da biz bunlara artık inanmıyoruz. Hepsini demiyorum şüphesiz. Bir materyalist, diyalektik materyalist felsefe kaldı ki bize ben herhalde 100 tane ömür yaşasam her birinde aynı felsefeyle yaşarım dünyayı. Hiç kimse diyalektik materyalizmi ya da Marksist diyalektik materyalizmi benim elimden, yaşamımdan koparıp alamaz. 100 kere dünyaya gelsem 100 kere böyle yaşarım. Bu çünkü bir yorumlama biçimi, bir bakış açısı, bir insani tarz. Bunu edinmişiz. Bu en önemlisiydi. Hayatımız boyunca edindiklerimizin. Dolayısıyla biz zaten kişisel devrimi büyük ölçüde yapmış oluyoruz. Büyük ölçüde kendi hayatımızı anlamlı hale getirmiş oluyoruz böylece. Hayatımıza bir anlam katmış oluyoruz bunları yapınca. Şimdi o peki boşluğumuz var mıydı? İnanılmaz. Klasik müzik denilen müzikten haberimiz yoktu.
Ve üstelik haberimiz olduğu zamanlarda da küçümsemeyi neredeyse, çok affedersin, kulağına fısıldayarak söyleyeyim, devrimci erdem sanıyorduk. Yani ya Mozart mı, bırak ya, burjuva müziği, sarayların müziği falan derdik. Yani sadece bu değil, edebiyatın her türüne böyle bakardık. Ben şimdi sözünü neredeyse... Bir an için tabii. Sözünü, aslında sen konuyu benim, ben buna değinecektim, oraya getirdin. Ben bu arada bizim izleyicilerimize bilgilendirmek anlamında senin hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Sonra oradan devam edebilirsin. Değerli izleyiciler, Mustafa Güngör'ün edebiyata olan ilgisi, sanata olan ilgisi benim tarafından biliniyor. Belki zaten anlatımlarından siz de şu anda bir şeyler çıkarmışsınızdır. Hemen eklemeliyim. Mustafa'nın şu ana kadar basılmış 3 tane kitabı var. Bunlardan bir tanesi ki elimde şu anda çok hoş bir kitap. Bu kitabın yazılma hikayesine daha sonraki söyleşinin ileriki aşamalarında geleceğiz belki. Hayat üstüne çok hoş bir kitap ya da bana öyle geliyor başlığı Mustafa Güngör. Mustafa Güngör'ün yine... Şurada var. Evet. Evet. bu arada bunun şeyini anlatayım. Evet, şu anda benim elimde de, çok teşekkür ederim bunun için ayrıca. Çünkü ilk verdiğim imzalı kitabını ben kızıma hediye etmiştim. Ve bu yaz oraya geldiğinde yani gerçekten çok duygulandırıcı bir davranıştı. Sen ne ettin ettin, kullanılmış elden, internetten bu kitabı buldun ve tekrar imzalayarak evet. bana verdin. Çok teşekkürler. Evet. Tekrar. Evet. Ve diğer kitabı Ateş Kanatlı Kuşlar, ilk gençlik romanı, gençlere yönelik yazılmış bir roman ki İş Bankası Yayınları'ndan çıkmış ve ödül almış bir roman. Sonra bunu yeni öğrendim. Babamın Şiir Sandığı diye çocuk şiirleri olan yeni bir kitabı basılmış. Kendisi söylesin bunu. Babamın Şiir Sandığı. Özür dilerim. Basıma hazır ama henüz evet. basılmadı. Basıma hazır. Var durumda. Evet. Dördüncü şeye az önce işte Bakırköy'den Osmaniye, Kartaltepe beraber olduğumuz o bölgelerden bahsettin. Ben zaten oradan sizin duvar yazılamalarınıza bakarak böyle açıkçası içten içe imrenirdim. Çünkü o kadar güzel sanatsal yazılar yazıyordunuz ki. Evet, oradan başlayalım. O sanata olan ilgi. Ya çok garip. Aslında açıkçası hani vardır ya işte birileri sanatçı olunca ya annesi babası da sanatçıdır ya dayısından, teyzesinden, halasından öğrenir. Bizim çevremizde sanata duyarlı çok kardeşim olmadı. Biz 9 kardeşiz ama sanatsal hani öğretmen okuluna giderlerdi, mandolin çalarlardı falan. Ondan öte giden bir şey yoktu. Fakat ben ticaret lisesi son sınıfta Giresun, hatta lise 2'de okurken Giresun İl Tiyatrosu diye bir belediye bünyesinde bir tiyatro kuruldu. O tiyatroya ilgi duydum. Ona başvurdum ve galiba yetenekli buldular beni orada. Ben ilk Hababam sınıfta kaldı oyununda İnek Şaban rolünü oynadım. Tabii Giresun küçük yer. Sonuçta başarılı oynadığım için de herhalde Giresun'da bir anda böyle vay İnek Şaban, İnek Şaban, işte İnek Şaban, geliyor İnek Şaban. Öyle oldu. Sonra 72. Koğuş, Carlo Goldoni'nin Kahvehanesi falan gibi birkaç tane oyun üniversiteye, İstanbul'a gelene kadar oynadık. Son sınıfta da örneğin beni ticaret lisesinde okul mezunları için yapılacak gecede bir oyun sahneye koyacaklarmış.
şu oyunda işte şöyle bir rol oynar mısın? Oynarım ama dedim benim cebirim kötü. Cebir vardı o zaman bizde. Evet. Cebirim kötü. Siz beni cebirden girirseniz oynarım. Yani. Devrimciyiz o kadar. Tabii pazarlık edebileceğiz. Yani devrimciler öyle tek taraflı olmaz. Pazarlık bu her şey. Sonuçta bir tane sağ olsun yıllar sonra çok iyi dostumuz, abimiz, arkadaşımız oldu. Aslan hocam tamam ulan bu işi biliyor dedi. Bu galiba dedi. Oynayacak bu işi biliyor dedi. Oynadık. Orada tiyatro başladı. Sonra ben İstanbul'a geldiğimde 73 yılında Dostlar Tiyatrosu bir yarışma açtı. 3 kız 7 erkek yetiştirmek amacıyla alacakmış. 1973 yılıydı. Dostlar Tiyatrosu da Samanyolu Sokak. Tam bizim devrimci dönemimizin işte hem de okulumuzun hem de tam ortasında Dostlar Tiyatrosu vardı böyle Samanyolu Sokak'ta. Kazandı. 350 kişi başvurdu. Tek tek sınav yaptı bizi. O zaman bayağı Dostlar Tiyatrosu hani sanattan söz ettik. Hepsini analım. Son açık insanları. Yavuz Erçetin, Levent Dönmez, bugün bizimle olan Macit Kop, Genco abimiz hepsi bitirdiler. Ben de kazandım ve daha sonra Genco abiden öğrendiğime göre de birincilikle kazanmışım. Sonra şimdi hani madem ki 78 kuşağından söz ediyoruz, o dönemde böyle ayrışma başlamıştı işte. Ayrışmaların ta içindeydik, garip biçimde. Biz ayrışmanın içinde değildik ama birikim çevresindeki devrimci örgütlenme, devrimci arkadaşlar grubu olarak. Ama bu yani halkın kurtuluşu, yani ne diyelim, dev yol, kurtuluş, dev sol bir tarafa, işte halkın tayfası bir tarafa diyelim. Biz bunlara dışarıdan bakıyorduk. Bir de tabii bütün bu söylediğim gruplara goşistler diyen, goşistler, anarşistler diyen asıl bizi devrimci sahanın sürekli olarak dışına iten bir legal sosyalizm savunucuları vardı ki mesela Dostlar Tiyatrosu da böyle bir tiyatroydu. Şimdi aslında onları gayet iyi anlıyorum. Legal olmak zorunda. Genco abinin tekim çizgisini hiç değiştirmedi. Legal, kendi varlığıyla inanmış tüm gücüyle ortada. Ama o dönemde bir oyun yazdılar işte. Devri Süleyman diye Macit Koper yazmıştı. Tam biz ilk defa sahneye Dostlar Tiyatrosu oyuncusu olarak adım atacağız. Oyunun içinde bu bizim düşüncemizdeki işte yazılama, korsan, gösteri yapan, yürüyüş, miting yapan gruplara goşist diye bir hafif saldırı vardı. Bunu ben goşist olmadığım halde, hani o gruplardan biri olmadığım halde üstüme alındım. Okuduğum anda o gün tiyatroya gitmeyi kestim. Yanlış mıydı? %100 yanlıştı. Hayır, yapmadım yani. Mustafa çok konuşacağım şey var. Daha o kadar sana soracağım. Evet, ben hep sonuna gelmeden sen kes. Öyle olsun. Evet, o kadar çünkü yani dalıyorum gidiyorum biliyor musun? Anlatıyorsun bir an kaybediyorum. Evet, gözüm de saatte bu arada. Yani evet. Dinlerim aslında, hep dinlerim yani hiç şey yapmayayım. Fakat çünkü sana sormak istediğim daha baştan itibaren dedim yani. Şimdi soru oraya gelelim. Tamamlayayım sonuçta. Evet Zeki, gerçekten haklısın. 78 dönemine baktığımızda bugün şöyle bir geri dönüp bakıyorsun. Allah Allah.
devrimci arkadaşlarımızın çoğu öldü. Kimileri bu yolda öldü, kimileri hastalıktan ya da doğanın kaçınılmaz sonunu yaşamaktan öldüler, aramızda yoklar. Peki var olanların hepsiyle o günler olduğu gibi dayanışıyor muyuz, kucaklaşıyor muyuz, öpüşüyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Evet, diyemiyor Zeki. Zeki 78'de yaşarken biz 10 bin yıl yaşarsak bugünkünden daha fazla samimi olamayız. Bir samimiyet ancak bu kadar güçlü olabilir diyorduk. Ne çabuk bağlarımız koptu Zeki. Ne çabuk dostlukların sonu gelebiliyormuş. Şimdi dolayısıyla bu bir anlamda bizim devrimci köklümüzün ne kadar devrimci kökler olduğu konusunda da bir bakış açısını, bir soruşturma arzusunu gündeme getiriyor. Okey, bunu böyle tamam. Evet, 80'den sonra, Cunta'dan sonra senin işte ağır duruma düşmekle birlikte isminin yanlış kaydedildiğinden ötürü uzunca bir süre seni yakalayamıyorlar. O ona değinip ondan sonra değinir misin kısaca o olayı, bir anlatır mısın tekrar izleyicilerimize? Evet, çok ilginç bir şey oldu. Tabii 12 Eylül bir anda sarıldı, DİS Genel Merkezi sarıldı. Ben de yukarıdayım. Yani Mert Erdoğan'a binanın diyorsam 3. katı, işte 4. katı Disk dergisinin olduğu, Yücel Yaman'ın başında olduğu grupun olduğu büyük bölümü, üst kat ve eğitim toplu sözleşme, işte diğer başkanlık ofisleri falan vardı. Bir anda jandarma, tabii yani Türkiye'de hala bugün de aynı biçimde yapmıyorlar mı sonuçta? Yani medeni, yani niçin? Yani siz insan değil misiniz? Biz insan değil miyiz? Neden hepsi medeni biçimde yapılmıyor? Neden uygar biçimde yapmıyorsunuz bunu? O günde. Hadi o günleri biraz anlayabiliyoruz. Bugünleri anlamak çok daha zor da. Sonuçta bir anda sarıldık, basıldık. Gözaltına alındık önce. Sonra kayyum geldi. Bizler bırakıldık. Ortada bir şey yok. Yani ortada bir şey yok. Tabii bizim profesyonel sendikacılar tutukladılar. Bütün sendikalarda aynı anda profesyonel sendikacılar. Biz ücretli eleman olduğumuz için biz tutuklanmadık. Üniversiteyi bitirip sonuçta beyaz yakalı olarak oralara girmişiz. Ve ben diyordum ki yani tamam, hatta sizin köy altından yürüyerek ben işe gidip geliyordum Kartaltepe'den ve diyordum ömrümün sonuna kadar bu yolu yürüyeceğim. Ömrümün sonuna kadar işçi sınıfına hizmet edeceğim. Evren dedi ki sen öyle san bakalım. Evet. O sürede evet o işi bitirdiler. Ve kayyum geldikten sonra bir hafta sonra falan daha iddianame falan yok ortalıkta. Bir baktım enteresan bir biçimde Fethi Naci'nin ya sanıyorum kuzeni Fethi Naci, romancı Fethi Naci'nin kuzeni ya da kardeşi, çok emin değilim, şu anda da unutmuş durumdayım. Emekli albay bir Kalpakçıoğlu, Fethi Naci Kalpakçıoğlu'ydu onun soyadı zaten. Meğer Giresunlu ve benim en küçük kız kardeşimin nişanlanmak üzere olduğu ya da nişanlandığı Erdal'ın amcasıymış. Hemen biz bir ilişki kurdurduk, ulaştık, dedik ki ya ben kişisel eşyalarım kaldı orada, onları alabilir miyim falan. O da haber vermiş, tabii alabilir falan, gelsin burada beni bulsun diye DİSK Genel Merkezi'nde onu bulduk. Biz bir çuval aldık, çuvala o sırada işte tehlikeli olabilecek neler varsa bize göre, hani şu yayın, yani, bu yayın, evet, özel şeyleri de torbalarına doldurup sahiplerine, arkadaşlarımıza, dostlarımıza ulaştırdık. Sonra bu arada sevgili
Yücel Top, bizim avukatımız Ercüment Tahiroğlu, iddianamenin hazırlandığını söylediler bize. Daha sonra iddianame çıktı. Ama yine bizden, yani DİSK'in ücretli elemanları sayılanlardan neredeyse hiç kimseyi yine almamışlardı o dönemde. Böyle bir buçuk ay geçti geçmedi, iddianame çıkar çıkmaz hepsini ya da biraz daha fazla geçmiş olabilir, hepsini topladılar. Ben de hazırlık yaptım. Valizler hazırlandı. İşte 79'da eşimle evlendim. 80'de hadi bakalım biz de gidiyoruz cezaevine. Yakında dönerim sevgilim, hayat böyledir diye içimizden geçirip duruyoruz. Bu arada bir ev değiştirdik. Biraz başka yerde kaldık. Hani çünkü eve çok çirkin geldikleri için görmek, yaşamak istemiyoruz onu. Sonra iddianame çıktı. İddianameyi işte arkadaşımızın ofisine gidip, avukat arkadaşımızın Ercüment'in ofisine gidip, Murat Güngör, DİSK daire müdürü, DİSK toplu sözleşme daire müdürü, o sırada benim müdürüm ayrılmıştı, benim müdür olarak yazmışlar. Murat Güngör ve eğitim uzmanı Murat Güngör. Vallahi Zeki, 1980 12 Eylül'ünden 85'lere kadar bizi almadılar. Beni almadılar. Murat Güngör. Çünkü Murat Güngör diye birini arıyorlar, bulamıyorlar. Benim yok. Evet, Murat Güngör diye biri yok. Sonra 1985'lere gel. Bu arada 1900 yılında ben Mete Sönmez de bizim örgütlerden bir arkadaşımızdı. Konuk olan Mustafa Sönmez'in, yanılmıyorsam, kardeşiymiş. O zaman öyle duyuyordum. Onunla gittik. Burdur'da kısa dönem asker yaptık. 4 ay. Kısa dönem askerlik de yapıyoruz. Ama devlet de Murat Güngör'ü arıyor. Ben Murat Güngör'ü tanımam. Ben Mustafa Güngör'üm. Devletime, orduma, canımla, kanımla bağlıyım. Koşuyoruz işte orada. Koşuyoruz, yürüyoruz, atlıyoruz, zıplıyoruz. Göğsümüz daha yıldız. Siper et biz vücudumuzu falan tarzı. Neyse, uzatmayalım. 85 oldu. Bir gün ablam geldi eve. Ablamı tanıyorsun, Kartaltepe'deki ablam. Evet. Ben de Osmaniye'de köy altında orada oturuyorum gene. Evimiz orasıydı. Ya Mustafa dedi, mahalleye dedi, bir Renault'la iki tane genç geldi. Senin arkadaşın dedi, Giresun'dan dedi, seni istiyorlar. Niye seninle gelmediler? Bilmem, seni oraya çağırdılar dedi. Dedim ki araba nasıldı dedim. Arabanla anlamadım, böyle kahverengi bir şey, Renault muydu dedim, kahverengi Renault, evet, okey abla dedim. Gittim onunla birlikte, iki tane genç yakışıklı sivil zıpkın, ya merhaba arkadaş, merhaba merhaba, ya özür dileriz, gelsene hele şöyle dediler, arabayı gölgeye çektiler, kapıyı açtılar, abla sen bir dur, plakayı da yaz dedim ben ona, arkadan bizi gözle. Ya dediler, arkadaş sen kod adın Murat mı dediler. Yok, kod adım Murat değil, iddianamedeki adım Murat benim dedim. Evet, ya arkadaş 5 yıldır sıkı yönetim dedi, seni bizden istiyor dedi. Bu adamlar dedi, yanlış isim almışlar dedi. O arada bütün Zeki, tüm ücretli çalışanlar girdi çıktı 85 yılına kadar. Hatta üstüne sendikacılar da çıktı tabii, çok büyük işkenceler gördüler. Çok büyük işkenceler gördüler. Sadece bizim yürütme kurulu üyeleri, yani Abdullah Baştürk ve yürütme kurulu Fehmi Işıklar, Tuncer Kocamanoğlu, onlar kalmıştı. Hepsini yad ediyorum. Yaşayanlar çok uzun yaşasınlar. Kalanların anıları sonsuza kadar bizimle olsun. Sonra
Dediler ki seni götüreceğiz. Okey, ama ben evime misafir getirdim, konuk getirdim dedim. Hani bu davadan da tutuklu kimse kalmadı ki, ama biz seni ikinci şubeye götüreceğiz, Gayrettepe'ye. Ya dedim, ben pazartesi gelsem, şimdi cuma akşamı. Cumartesi pazar beni içeride tutacaksınız. Ya dedi, neresin sen dedi. İşte Giresunluyum dedim. Ya dedi, bak senin bir şansın var dedi. Bizim ikinci şubede şefimiz Oraya götürelim, orada o bıraksın. Öyle mi? Giresunlu dedi. Gel dedi, gel dedi, şu kartal tepede karakoldan konuşalım dedi. Sen onunla bir konuş. Onu inandırırsan dedi. Götürün. Pazartesi kendin gelir teslim olsun dedi. İki tane genç, helal olsun, öyle polise de bir yerde canım kurban. Hani vay yakaladık, senin sayende biz şimdi bir küçük madalya da alırız demediler yani. Ondan sonra buradan selam gönderiyorum onlara. Belki emekli olmuştur onlar da. Sanırım olmuşlardır. Ondan sonra gerçekten Zeki, ben oradan konuştum. Adam kimlerdensin, neredensin, hangi mahalledensin, şu mu bu mu? Sana güveneyim mi? Güven dedim. Tamam, pazartesi dedi saat 9'da şurada beni buluyorsun dedi. Biz öyle hafta sonunu da içeri girmeden girdik. Sonrası yönetim komutanlığına gittik. O sırada ünlü söyle afişi, 1 Mayıs afişini yapan sevgili ressamımız da aynı gün benimle birlikte geldi oraya. Neydi adı? 1 Mayıs ressamının neyse. Bilmiyorum. Az önce aklımdaydı. Yaşlandık artık. Öldü bu. Buradan Yani devam edelim Mustafa, politik aktivitemem, yani sonrasına devam edelim. oradan işte davada kimse kalmadığı için artık bizi de bıraktılar. Çok da hoş. Yine bizi bırakanlar hep hoş oluyor nedense. Tutanlar kötü oluyor da. Çok hoş bir deniz hakim albaydı. Gel, çağdaş görünümlüydü. Yani bugün hani böyle kolay kolay göremeyeceğin, gördüğün zaman da ne olursa olsun böyle hoş bir mutluluk doğa cinsten aydınlık yandı. Bıraktı, hiç problem çıkarmadan Bu. bizi bıraktı. Ciddi Evet. olarak 18-24 yıl isteniyordu bizde. Yani hani biliyorsun ya, 141-142 Evet. bilmem bunu örgütlülerde işlersen suçun üçte bir ağırlaştırılıyor. 18 yıl 24 çıkıyor. Şaka gibi ya. İşte o Mustafa, şakaları hemen yaşıyor. evet. Senin daha sonra hayatın, yani bir yandan hayatı iş al yapma anlamında, para kazanmak anlamında, ona şimdi girmeyeceğim ama politik anlamda başladık, devam edelim diyorum. Öncelikle çok kısa olarak 1 Mayıs, 2 gün sonra 1 Mayıs. Ne diyeceksin Evet. bu konuda? Ondan sonra sana başka bir şeyleri soracağım, devam edeceğim. Çünkü sen bildim bileli, ben dışarıdan takip ettiğim, gidip geldiğimde gördüğüm, yani bugün Türkiye'deki yaşanan süreçte, evet, sürekli olarak politik aktivist diyeyim ben sana. Yani Hrant'ta varsın, Aslı Erdoğan'da varsın, işte kadın hareketinde varsın, toplumsal diğer hareketlerde, yani nerede bir yürüyüş, nerede bir protesto, nerede bir hukuksuzluk varsa ben seni oralarda görüyorum genel Evet, olarak. ben Şimdi de bu, eşim de, evet, ben de evet. eşim de Ha, onu da diyeceğim. sürekli Oya'yla olarak birlikte senin olmadığın yerde Oya, Oya'nın oralardan olmadığı yerde. nefes alıyoruz, oralardan nefes alıyoruz, Evet. oralarda var olmanın, insan olmanın güzel yanlarını oralarda soluyabiliyoruz, soluyabiliyoruz. Evet. Güzel Önce 1 insanları Mayıs da görüyoruz orada. örneğin, sonra da Aslı Erdoğan'la ilgili tuttuğunuz o nöbet konusunda söyleyebileceklerini, yani Tabii yaşadıklarını. 1 Mayıs için yani ben ilk 1 Mayıs'a 72'de Ertan abi öldürüldükten sonra 72'den itibaren düzenli olarak katıldım. Onlar anısına, onların da Ertan abinin de pankartını taşıyordum katıldığım zamanlarda. Öyle hani özel olarak duygusal bir şeydi. Onu istiyordum. Tanımışım, büyümüşüm, evimde kitapları var, anıları var. Eniştem yıllar boyu bizim her
her konuda önderimiz, liderimiz oldu. Ayrıca dev yolda da çok övgüyle yazılan kitaplar içinde Söz Karadeniz'den açıldığında Ertan Sarıhan kadar eniştemden de abisi olan Saydam Sarıhan'dan da övgüyle söz edilir. Bir ziraat mühendisi olarak fındık konusunda biliyorsun birçok broşürün, kitapçığın yazılmasını o üstlenmiştir, o halletmiştir. Dolayısıyla 1 Mayıs'lardan hiç kendimizi koparmadık. Bütün 1 Mayıs'larda olmayı istiyoruz. 1 Mayıs'ların insan onuruna yaraşır biçimde, insan onurunu yüceltir biçimde kutlanmasını istiyoruz. Yani polisin de bizimle kol kola girip bu emeğin bayramı demesini istiyoruz. Bu suç değil, bu güzellik. Biz size alanlarımızı açıyoruz. Siz bizi alanlara sokmadınız, biz size alanlarımızı açıyoruz. O alanlar sizin değil, bizim. O alanlar emekçilerin, o alanlar güzel insanların. Biz açıyoruz alanları size. Ama ne yazık ki gerçekten güzel olabilecek insanlar kötü kurumların elinde ne yazık ki şeytanlaştırılıyor. Dolayısıyla biz 1 Mayıs'lara bütün sevgimizi, gücümüzü, arzumuzu toplayarak her zaman gideceğiz, her zaman var olacağız, her zaman yeniden orada meşalemizi tutuşturacağız, yanacak. Çünkü bu bizim yarattığımız bir şey değil, geçmişten geliyor, biz taşıyoruz. Evet. Mutlu olan insanlar bunu sonsuza kadar taşır hayatları boyunca, mutsuzluk hissedenler bırakırlar. Ben bırakmadım, biz bırakmadık. Eleştirdiğimiz yerler olur, elbette olacak. Bir ailenin içinde kim kimi eleştirmiyor ki? Kim kimi eleştirmiyor ki? Yani, evet. Bir Mayıs. Buradan şeye dönelim, o diğer yani o sokaklarda geçirdiğin zamanlara dönelim. Özellikle Aslı Erdoğan'ın tutukluluk sürecinde oradaydın hep. Oradaydınız daha doğrusu. Evet, şöyle bir olay oldu. Aslı Erdoğan, ben Aslı Erdoğan'a inanılmaz bir sevgi duydum. Aslı Erdoğan, özgür gündemin nöbetçilerinden, yani nöbetçi genel biri olduğu anda benim için bir idol oldu. Bir isim, bir yazar değil, bir idol oldu. Bir kız, bir genç düşünün, bir genç yazar düşünün. Etiler'de, Nişantaşı'nda doğuyor, güzel okullar okuyor, iyi yerlere gidiyor. Tabii öyle biliyoruz, öyle tanıyoruz biz. Şimdi hayatını daha yakından okuduğumuzda pek de öyle olmadığını görüyoruz. Sonra tıpkı benim gibi, ben de Kürt hareketinin, Kürt halkının ayrılmaz, Kürt halkının yani Kürt devrimci demokratik mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıyım, bir unsuruyum. Devrimci olduğum için böyleyim en azından. Bunu her zaman yeniden yaşıyorum. Zeki, şöyle düşün ya, bugün bir anda aklıma geldi. Çok garip bir biçimde adam, sen arabayla giderken birdenbire önüne çıkıyor, adama kızıyorsun, bak adama kavgaya giderken kardeşim ya böyle yapılır mı diyorsun, adama fırça atıyorsun, tamam mı, kardeşim diye fırça atıyorsun. Fakat masum bir insan günün birinde sana dırdık bir yerde ben Kürdüm diyor. Ne? Kürt mü? Baş belası. Sorun, işte sorun, buyurun, Türk halkının baş belası sorun diyorsun adama ya. Ya önüne çıkmış sana kaza yaptıracak adama kardeşim diyorsun, ona Kürt kardeşim diyemiyorsun ya. Diyemiyorsun, işte bu haksızlık onulmaz bir biçimde 30 yıldır, 40 yıldır kendimi bildim bileli içimi yiyor. Onun için ben devrimci olmasam da herhalde Kürtlerin
Bir Kürt arkadaşım var mı? Yok Zeki. Kürtçe bir sözcük biliyor muyum? Bilmiyorum Zeki. Giresun'da hiç Kürt var mıydı? Sen de bilirsin. Yok Zeki. Ama öyle işte aslının bu yanı benim çok çok öteden beri sempati duyduğum, sevgi beslediğim bir yan olduğu için gönüllü buradan kalktık. Eşimle birlikte her gün adalet nöbetine gittik. Biraz da tabii işin kolayına kaçtık. Yakın olduğu için cezaevi bize, kadın cezaevi yakın olduğu için. Bakırköy'de, evet. Evet, bize gitmek bize düşer diye gittik. Tabii orada inanılmaz anılar, tek başına o bir saatlik program olabilecek nitelikte oradaki günler, yaşanan şeyler. Bütün insanlar gibi işte 10 kişi de olduk, 110 kişi de olduk ama 210 kişi hiç olmadık Zeki. Bu arada katıldığım bir şeyde bir hayal kırıklığım var. Hangi şeydi o? Anlatmıştım bir ara. Çarşı davasını. Yani ha, evet. Evet sonra, Zeki. Evet. Zeki ya ben evet. O Gezi'deki günlerden birinde Gezi'nin ve Gezi'deki tüm arkadaşlarımın buradan kulaklarını çınlatıyorum. Sevgilerimi kalbimden bayanına, kadınına, erkeğine sevgilerini gönderiyorum. Bu adaletsizlik son bulacak. Hiç merak etmeyin. Son bulacak diyorum onlara. Zeki, ben Gezi'deyken böyle çok başlayacak artık Türkiye'de gelecekte çok roman, evet. Çok film, çok hikaye, çok anı böyle başlayacak. Ben Gezi'deyken Zeki, çarşının aşağıdan Dolmabahçe'den bir çıkıp alan girişi vardı. Hani tıpkı fındık mitinginde iktidarı bize verirler artık der gibi burada da çarşı İktidarı söküp getirecek, bu önümüze koyacak bizim dedim. O kadar içten, candan, yürekten hukuk haykırıyorlardı. İstemleri, adaleti haykırıyorlardı. Ve dedim ki ben çarşıcıyım. Ben çarşıcıyım. Meğer benim içimde gizli bir çarşı varmış da benim haberim yokmuş. Ben meğer o çarşıdan besleniyormuşum falan dedim. Ve çarşının davasının ilk duruşmasının olacağı günü öğrendim, iple çektim. Ataköy'den 68 yaşında kalktım, yola koyuldum. Tabii hayatımız orada geçiyordu, Çağlayan Adli'nin önünde, duruşmalarda. Oraya gittim. Peki, oraya bir bakıyorum. Hani hiç yok. Rant Dink'in duruşmasına katılır olur. İşte gezi duruşmalarına katılırız. Kalabalıklar olur falan. Hiçbir kalabalık yok. Yani böyle bir gezeyim 10 dakika dedim. Allah Allah ben tarihi mi yanlış öğrendim dedim falan. Hani soracak insan arıyorum. Bir tek pankart bile yok. Hani bir avukat grubu, tanıdığım bir avukat yüzü görsem gidip ona soracağım. Neyse. Tur atarken de 4-5 tane genç bir yerde bir kümelenmiş bir köşede duruyorlardı. Bir baktım böyle genç, yakışıklı, hani çağdaş. Ya dedim bunların bir ilgisi olabilir. Hatta bunlar bir iki tanesi belki Beşiktaşlı olabilir. Onlardan bir tanesi de çarşıdan haberdar olabilir falan. Dedim ki ya günaydın gençler, günaydın ya, özür dilerim. Ben dedim. Çarşının davası için buraya geldim ama hiç kimse... Evet, evet abi buyurun hoş geldiniz dedi. Biz de onun için buradayız dedi. Kaç kişiyiz biz dedim. Abi işte sen 4-5, 3-4 arkadaş da var orada çay içiyorlar dedi. Kahvede dedi. 10-15 kişi varız. Zeki, yemin ediyorum ben neye uğradığımı şaşırdım. Çarşı benim içimde onulmaz bir yara açtı. Ya o coşku tribünlere mi oynandı? O sevgi, o adalet tribünlerden
Nereye haykırıldı? Nereye haykırdınız? Şimdi neden yoksunuz? Neden burada değilsiniz? Ey insanlar, ey çarşıcılar, ben aranızda değildim. Ben size sevgi duydum. Ben size karanfil topladım da geldim. Sonuç böyle oldu. Bu da yani Türkiye'de bazı şeylerin, devrimci duyguların, devrimci teorinin, devrimci duyarlılığın nereye kadar sürdüğünün belki bir küçük göstergesi olabilir. Unutmak da istiyorum açıkçası. Ama durmayacağız biz. Yani yine yani, çarşı olsa yine çarşıya gideceğiz. Şöyle bir şey oldu Zeki. Özür dilerim. Belki orada hakkını teslim etmek gerekiyor. Geçen gün Ahmet Şık da, sevgili Ahmet Şık da bunun altını maalesef çizdi, acı biçimde çizdi. Benim de o gün orada olmamam içimde bir hicran yarası olmuştur açıkça. Ben de özür diliyorum tüm Gezi'deki arkadaşlarımdan. Özür diliyorum katılan arkadaşlarımdan da diliyorum. Sosyal medya çıktıktan sonra biz alanları, gösterileri birazcık sosyal medyanın hinterlandlarına gömdük. Oralarda tweet yazmak, oralardan paylaşımda bulunmak, anladın mı? Hatta konulmuş bir fotoğrafı alıp RT etmek falan bize devrimci eylem gibi geliyor Zeki. Evet, yavaş yavaş sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz. Zamanımız doluyor. Aslında dediğim gibi çok şey var konuşulacak Mustafa. Sana daha iş hayatına ilişkin, deneyimlerine ilişkin bir şey soramadım. Oradan çıkardıklarına ilişkin bir dönem reklam işleriyle uğraştığını uzunca bir dönem. Evet. Yani sonucu olarak bu hayat üstüne çok hoş bir kitap. Evet, bir gün evet kitabım üzerine konuşalım. Bir gün evet. Şiirlerim üstüne konuşalım. Bir gün ben bir de Zeki 10 yıl Biriç Kulübü başkanlığı yaptım. Ona yani. Değineceğim. Evet. Şey ya çok şey kaldı. Sen de bu Biriç Kulübü'nde senin de İsviçre'den getirdiğin Mark Rothko tablosu 10 yıl boyunca insanlara sevgi verdi, güzellik verdi, renk kattı kulübümüze, biliyor musun? Evet. Ya onu da ne aramıştım burada? Çünkü ilginç bir istemdi benim için. Ya nasıl bir şey istiyor? Nedir? Almıştım bir tane de kendi evimde. Ondan bulundurdum. Bir şey diyeceğim. Mustafa sen iki tane çocuğun zaten sevgili Öncü ile Günce Almanya'da yaşıyorlar. Sık sık yurt dışına çıkıp geliyorsun, dolaşıyorsun. Evet. Ya ta ilk galiba çıkışın bilemiyorum kaç yılıydı, bana ziyarete gelmiştin. Belki ondan önce de çıkmışsındır muhakkak ki. Şey diyeceğim, aslında olanaklarında olabilir diye. Nerede yaşamak, yani Türkiye'de yaşamak senin için bir ayrıcalık mı diye sorayım ben sana. Yani ya hayır işte ben seninle dedim, şöyle yaşamak isterdim. Vallahi mesela Balkan ülkeleri benim gizli idol ülkeleri. Bir Sırbistan değil. Çünkü Sırbistan'ı soykırımından dolayı affetmek mümkün değil. Megalo ideyalarından dolayı affetmek mümkün değil. Avrupa'yı bu konuda hiç affedemiyorum, Avrupa ülkelerini. Gözlerinin önünde o soykırıma adeta destekler nitelikte davrandılar. Ama ne olursa olsun böyle bakıldığı zaman hani Balkan ülkelerinde yani varsıl ülkeler çok idealim olan ülkeler değil de böyle özgürce mesela Bosna Sarajevo'da yaşamak bana göre çok güzel olabilirdi. Avrupa'da değil, Avrupa'da yaşamak yani yerleşmek değil, Avrupa'da yaşamak son, çünkü karşılaştığın herkes son derece uygar, modern, kimse senin hayatına karışmıyor, sorgulamıyor, bakmıyor. Anlatabiliyor muyum? Senin sosyalist
ideallerinin içindeki dolu şeylerin ufak ufak kırıntılar attığın müthiş bir tad olduğunu görebiliyorsun. Yani kapitalist ülke olmasına rağmen görebiliyorsun. Diyor ki bak sos, bak yani sosyalizmde aradığın şeyler de kapitalist toplum biçimlerinin içinde nüvesini vermiş. Tıpkı ekonomi politiğin eleştirisine katkıda Marx'ın dediği gibi eski toplumun bağrında çiçek açmadan gelip yeni toplumun içinde yerlerini almazlar. Bak biz eski toplumuz ama bağrımızda hala bu güzellikler çiçekleri var, bu güzellikler var. Sizde ne var? Bizde hiçbir şey yok. Bizde sadece kalp var. Anladın mı? Sosyalizm ya da devrimci olarak, insan olarak çarpıyor Zeki. O kadar. Evet, Mustafa, ben zamanımızın dolduğunu görüyorum. Bu söyleşi için sana özellikle tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım. Heyecanımı, coşkumu hiç olmazsa paylaşmış oldum seninle ve izleyecek 3-5 arkadaşımla. Bu da bana büyük bir demektir. Evet. Bu da benim içindeki sevgiyi en güzel paylaşma biçimi oldu. Sağ ol sen de. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ayrıca Son Haber grubuna da arkasında emek veren tüm arkadaşlara da ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gözüm güzel ülkelerin güzelliklerini, dostluklarını yaşamakta. Onun için hazırlan. Bir gece ansızın gelebilirim Zeki. Bekliyorum. Bekliyorum. Sağ ya ol. Ben gelirim, sen gelin. Peki. Ya, tamam. Sen gelsen de olur. Evet. Okey, fark etmez. Tamam. Geleceğim zaten. Evet. Değerli izleyiciler, değerli Son Haber takipçilerim, 1.78'ler konuşuyor programında da sevgili Mustafa Güngör'le birlikteydik. Söyleyeceğin son bir cümlem var Mustafa? Evet, var. O günler de gelecek. O günler de gelecek. Biziz suların önüne beton setler çekecek. Değil mi? Önlerine duracağız, ağızlarına gem vuracağız ve diyeceğiz böyle akacaksınız. Ve öyle de akacaklar, göreceksiniz. Son sözüm buydu. Evet. Hoşça kalın değerli dostlar, değerli izleyiciler. Umarım sizin de zevk aldığınız bir sohbet. Hoşça kalın. Tüm güzel insanlar, hoşça kalın. Hoşça kalın. 78 kuşağı, arkasından gelenler, önünden gidenler, hoşça kalın. Hadi, hoşça kalın, görüşmek üzere. Bay bay.